Akif Beki, Karar Gazetesi. Ahmak demek kime yasak, kime serbest. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, meclis kürsüsünden şöyle dedi. Mahkeme kararlarının arkasında siyasi akıl aramak, siyasal akılsızlığın ta kendisidir. Oktay Twitter hesabından da bu sözlerini iftiharla sundu. Akılsızın eş anlamlısı ne diye baktığınızda düşüncesiz, kalın kafalı, kafasız, horoz kafalı, beyinsiz, kuş beyinli, dangalak, eple, budala, şaşkın, aptal vs. gibi bir dizi kelime sıralanıyor. Onlardan biri de ahmak. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı sırf ahmak dedi diye mahkemeden hapis, siyasi yasak ve başkanlıktan düşürülme cezası aldı. Karar kesinleştiğinde cezası uygulanacak. Atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısı bunun bağımsız yargı kararı olduğuna inanmayanları siyasi akılsızlıkla bile suçladı. Lügat'e göre siyasi ahmak demekle aynı şey. İmamoğlu'nun ahmak lafından aldığı cezanın siyasi olup olmadığını buradan bile anlayabilirsiniz. Oktay kendi üstünde ispatlanmış kadar oldu. Atamalıyla gelenler seçimle gelenlere söylediğinde suç olmuyor.'' Seçilmişler atanmışlara söylerse suç demek ki. Bu gerçeği de bir kez daha anlamamızı sağladı. Atanmış İçişleri Bakanı Soylu'nun İmamoğlu'na karşı ahmak sözünü kullanmasıyla başlamıştı zaten her şey. İmamoğlu sahibine iade ettiği o laftan dolayı 3 yıl sonra ceza aldı. Şimdi de atanmış Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilmiş milletvekillerine konuşurken muhalefet için eş anlamlısını kullanmaktan çekinmiyor. Erdoğan'ın İBB başkanlığı yine de mahkeme kararıyla düştüğünde öyle demiyorlardı. Mahkeme de verse o karar hukuki değil siyasiydi. Haksızdı. İmamoğlu kararı ise haklı hatta ahmak lafından belediye başkanlığının düşürülebileceğine hak vermeyenler akılsız da siyasi değil hukuki olduğuna nasıl inanmazlar? İşte size deha derecesinde bir akıl yürütme. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye, Soylu'dan AK Parti kurmaylarına hepsi kararı yerinde ve doğru bulacak. Karşı çıkmayacak, aksine karara sahip çıkacaklar. Bu kararın Erdoğan'a rağmen ve AK Parti'ye karşı alındığına inanmayanlar da akılsız olacak. Çünkü Erdoğan ve AK Parti'nin kendilerine zarar verip muhalefete yarayacak bir şeyi bile bile yapması akıl kârı değil kendisine rağmen alınmış yargı kararlarına iktidarın nasıl tepki verdiği bilinmese herkes inanacak. Tanımıyoruz, kabul etmiyor, saygı da duymuyoruz, uymuyoruz da. Bu haksız mahkeme kararına yargı mercileri direnmelidir. Uygulamak ve onaylamak zorunda değiller mesajları verildi de ahali mi duymadı? Onun yerine hem kararı savunup hem de Bizans oyunuymuş, kompasmış muhalefet tezgahlamış gibi yapmaları çok mu akıl kârı? Aklınızda bulunsun. Ahmak lafı, atasözü ve romanlarımızda da suç içermez. Ahmak misafir ev sahibini ağırlar atasözündeki gibi. Yahut Reşat Nuri Güntekin'in şu edebi cümlesini alın. Ahmak ıslatan hala kesilmiyor. İktidarın İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu endişesi. Kılıçdaroğlu Almanya'dayken İmamoğlu ile Akşener Saraçhane'de otobüse çıkmış, Cumhur İttifakı'nın zoruna gitti çok içerledi. Üzüntüsünü hala içinden atamıyor. Bay Kemal'e yapılır mı bu? Nasıl yaparlar? CHP liderine komplo kurulduğu, operasyon çekildiği şüphesi de iktidar ortaklarının uykusunu kaçırıyor. Bu vefasızlığa ve kalleşliğe fena bozuluyorlar. Altılı masanın derdi onları epey germiş görünüyor.'' Muhalefetin İmamoğlu kararını yanlış yorumlama ihtimali de iktidarı bir o kadar endişelendirmiş olmalı. Habertürk'ten Kübra Par akşam akşam ulaşıp sordu. Nereden estiyse YSK Başkanı Akkaya da gazetecilere evden anında hep cevap verilmiş gibi iki şeyi hemen düzeltti. Biri, Cumhurbaşkanlığına aday gösterilir de seçimden önce cezası kesinleşirse İmamoğlu'nun adaylığının düşeceği, muhalefetin adaysız kalacağı ve seçimin tek adaylı bir referanduma döneceği. Bu yanlış bilginin yayılmasına gönlü razı olmadığı YSK Başkanı'nın para göre İmamoğlu'nun önünü açtı, kendisi çekinmedikçe adaylığı düşmezmiş, seçime girebilirmiş, sadece kazanırsa mazbatasını alamazmış. O kadar gözde büyütecek bir yanı yok yani diğer düzelttiği de İmamoğlu kazanıp alamadığında Mazbata'nın ikinci gelen adaya verileceği bilgisi. O da yanlışmış. Erdoğan kazanırsa seçim bitermiş ama kaybederse geçersiz bir prova sayılır, bunu düzeltme şansı olur, %50'yi geçene dek yenilenirmiş. %50'yi geçmeden Erdoğan'ın mazbatayı alabileceği, seçimin kaderini yargının eline veren hiçbir senaryoda doğru değilmiş yetmedi. İçişleri Bakanı Soylu da İmamoğlu'nu her an görevden alabileceği söylentilerini bir kaygıyla yalanladı. Yetkisi olmadığına ikna için televizyona çıktı. Cezası yargıda kesinleşmeden başkanlığı düşmeyecek, aday da olabilecekmiş. Bayram değil, Seyran değil. İktidarın muhalefeti rahatlatmak için böyle didinici kimin aklına gelirdi? Hayırdır inşallah. Çifte dolduruşa getirme telaşı mı? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.